Yarım asırdan fazla süren dev bir miras davasının haberi var sırada. Davaya konu olan yer Küçük Ayasofya Camii'nin haziresindeki 323 metrekarelik alan. İkinci Beyazıt dönemindeki harem ağalarından birine aitti. Torunları buldu tapuyu. Dava açtılar. Tam 63 yıl sonra sonuçlandı. 7,5 milyon dolarlık miras 16 varisin oldu. İyi bir miras. 16 değil 116 kişiyi burası ihya eder. Her gün binlerce kişinin önünden geçip gittiği bu tarihi alanın Osmanlı harem ağasının olduğu kesinleşti. 7,5 milyon dolarlık dev miras 16 varisin oldu. Bunun tapuları 3. kuşak torunlarından Osmanlıca olarak bizlere iletildi. Arkamda gördüğünüz cami Fatih İshak Paşa mahallesindeki Küçük Ayasofya Camii. Hemen önünde gördüğünüz yerse Çardaklı Hamamı. Bu hamam ve daha önce yıkılmış bir konağın alanı bu caminin haziresi içerisinde ve tapularının yüzyıllar önce 2. Beyazıt dönemi harem ağalarından Hüseyin Ağa'ya verildiği ortaya çıktı. Ve Hüseyin Ağa'nın torunlarının 63 yıldır sürdürdüğü davalar sonuçlandı. Söz konusu o yerler artık torunlarına ait. Mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evraklara bakması sırasında bir sandık içinden Osmanlı evraklar çıkıyor, belgeler çıkıyor. Belgeleri 1960 yılında Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin Ataman kitaplı buldu. O yıllarda başlatılan tapu veraset davasını kitabının ölümünden sonra ailenin diğer üyeleri devraldı. İlgili evrağın Çardaklı Hamam'ın tapusu olduğunu tespit ettik. Sadece Çardaklı Hamam'ın da tapusu değil. Küçük Ayasofya Camisi etrafındaki o zamanlar yer alan dükkanlar ve hamamı kapsayan geniş çapta bir tapu. Toplam 323 metrekarelik alanın tapusu 16 mirasçı adına tescil edildi. Toplam değeri yaklaşık 7,5 milyon dolar. Para deli bir para. Çardaklı Hamamı 38'i vakıflara ait, %62'si bizim mirasçılarımıza aittir. Fatih Belediyesi Küçük Ayasofya Camisi'nin önündeki yeri yeşil alana çevirmiş. Bundan sonra onlara müracaat edeceğiz. Harap hale getirilmiş Çardaklı Hamam'ın tekrar restore edilmesi için ne gerekiyorsa müvekkiller yapacaklar.